Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatacağımız konu takvim uygulaması arkadaşlar. Geçen hafta biliyorsunuz saat uygulamasını anlatmıştık. Bugün de takvim uygulamasını anlatacağız. Nelerden bahsedeceğiz? Takvimde nasıl dolaşılır? Etkinlik nasıl oluşturulur? Oluşturulan bir etkinlik nasıl düzenlenebilir? E-posta içinden gelen bir tarih etkinlik olarak eklenebilir mi? Gibi temel bir de en son takvim ayarlarıyla ilgili bölüme bakacağız. Ve hayatımızda Siri var. Ömer de geldi galiba biraz önce. Sonra Ömer'e bırakacağım. O, bu yaptığımız işleri Siri üzerinden nasıl yapabiliyoruz? Bunlarla ilgili de kısa bilgiler vereceğiz ve konumuzu kapatacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar takvim uygulamamızı açalım. Gördüğünüz gibi takvim uygulamasında da saatte olduğu gibi o günkü tarihi doğrudan söylüyor arkadaşlar. Şimdi takvimle ilgili öncelikle bir şey göstermek istiyorum. Takvim uygulaması tabii ki girilebilir ama mesela takvimle ilgili bildirimler de hep bizim ana ekranımızda görünür. Önce buna bakalım isterseniz. En üstüne ekrana dokunuyorum. Yani avizenin olduğu yere. Radyo. Her yeni 20.04. Durum çubuğu öğesi. Biliyorsunuz durum çubuğu öğesi. Bildirim bu merkezini da göstermek için bildirim merkezi. Üç parmağım aşağıda. Bildirim için etkinlik yok. Takvim. Amaç salı. Takvim. Şu anki bugün Yusuf amaç salı. Bildirimler. Seçilen. %67 pil gücü. Seçilen. Bugün. Ömer. Gördüğünüz gibi direkt takvim seçilidir. Otomatik olarak bildirim merkezine ilk girdiğinde bugün seçilidir. Bugünle ilgili. Bildirim amaç salı. Bildirimler. Ömer. Amaç salı. Bugün Yusuf Yüzer Şef Budak adlı kişinin şu anki hava durum. Takvim. Başlık. Amaç salı. Bugün için etkinlik yok. Etkinlik yok. Milliyet. Evet, gördüğünüz gibi burada etkinlik var yok mu o günle ilgili doğrudan girdiğiniz günde ne var ne yok diyor. Sanki takvim yaprağı gibi düşünün. Oradan bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bildirimlerden takvimi görebiliyorsunuz. Peki normal takvimin içinde ne var? Mesaj takvim. Takvim. Ara. Ömer. Şimdi takvimde arkadaşlar önce genel görünümüne bakalım. En sol üst köşede. Ocak 2015. Ara. Ömer. Ara düğmesi var. En sağ köşede. Ekle. Ömer. Ekle düğmesi var. Ve ortada Mayıs 2015, Haziran 2015, Temmuz 2015. Yıl görünümü evet. Olarak ayları görüyoruz. Yemek için çift dokunun. Yani süpürme hareketleri. Yani ilk görünüm takvimin en üst katmanı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Burada ayları görüyoruz. En sol köşede ara düğmesi, en sağ köşede de ekle düğmesi var. Peki alt satırda bizim klasik o menü gibi olan yerimizde neler var? Bugün, düğme. Doğrudan bugüne tıklayabiliyoruz. Yanında takvimler. Ömer. Takvimler. Takvimler. Gelen. Ve gelen düğmesi. Takvim bugün. Aralık 2015. Gibi şeklinde görüyoruz 2015. Arkadaşlar. Ekranın altı. Buradan görüntülemek için. Gördüğünüz gibi şu an aralığa kadar olan günler listelenmiş durumda. Peki bu takvimde hızlı dolaşmak istersen bu ekranda ne yapabilirim? Takvimde en hızlı dolaşmanın yolu arkadaşlar 3 parmağımızla yukarı ve aşağı hareket etmek. Bakalım. 2016. 2017. 2018. 2019. Gördüğünüz gibi ne oldu? 2018. Geriye doğru çekiyorum aşağı doğru. 2016. 2015. Gördüğünüz gibi bu şekilde 3 parmağımızla yıllar arasında, en üst kademede yıllar arasında dolaşabiliyoruz. Peki bir aya girersek ne oluyor? Mayıs 2015. Nisan 2015. Şu anki ay. Mart 2015. Gördüğünüz gibi şu anki ay. Buna tıklayalım. Günleri çift dokunalım. 2015. Geri düğmesi. Şimdi günleri görüntülemek için olan ekrana geldi aslında. Şimdi burada 3 parmağımıza yukarı aşağı hareket edelim. 1 Nisan 2015, 18 Mayıs 2015, 1 Temmuz 2015, 10 Ağustos 2015, 21 Eylül 2015. Bu böyle 1 Kasım 2015. Yaklaşık 35 gün falan mı dolaşıyor bakayım? 14 Aralık 2015. 14 Aralık. 1 Kasım 2015. 45 günlük aralarla dolaşıyor böyle. 21 Eylül 2015, 10 Ağustos 2015, 1 Temmuz 2015. Evet, aşağı yukarı 45-50 günlük aralarla hızlı bir şekilde aylar arasında dolaşabiliyor. Bu şekilde de ayın belli günleri arasında dolaşabiliyorsunuz. Neydi? İlk etapta en üst kademede yıllar arasında dolaşıyorduk. Herhangi bir aya tıkladığımız zaman da aylar arasında yani daha hızlı bir şekilde yine günleri giriyor. 18 Mayıs 2015, 1 Nisan 2015. Evet, 1 Nisan 2015'i buldum mesela. Bir daha. 1 Mart 2015. 1 Mart 2015'teyim artık. Buradan sağ süpürme hareketiyle. Listele ara, ekle. 31 Mart salı. 30 20 21 20 21 20 21 20 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
Özellikle görüntülemek için çift dokunun. Şimdi üçüncü bölümü, şimdi önce yıl görünümündeydik. Sonra ayların olduğu ve günlerin olduğu şimdi. Şimdi de günün içine girelim. Etkinliği düzenle Mart. Geri düğmesi. Şimdi Mart geri düğmesi diyor. Mart ayında çünkü bir öncekini okur. Şimdi burada. Mart salı. 19, 20,
21. Gördüğünüz gibi saatleri görüyoruz zaten. Dikkat ediyorsanız biraz önce yılları görüyorduk. Yıldaki ayları görüyorduk ilk ekranda. İkinci de aydaki günleri gördük. Üçüncü de gündeki saatleri görüyoruz arkadaşlar. Burada yine 3 parmağımızı yukarı aşağı hareket ettirelim. 15, 0, 6, 15, 0, 9. Evet, gördüğünüz gibi burada da yaklaşık 6'şar saatlik, 9'ar saatlik şeylerle saatler arasında gezebiliyoruz. Tekrarlarsak, yılda ilk etapta yıllar arasında, yılın ayları arasında geziyoruz. İkinci görünümde, ay görünümünde ayların günleri arasında geziyoruz. Ve üçüncüde de günün saatleri arasında geziyoruz arkadaşlar. Bu bizim ilk noktamız. Yani aydaki şeylerle hızlı bir şekilde gitmekle ilgili. Peki, bunun başka bir yolu var mı? Önce bir geri yapalım. 2015. Geri düğmesi. Şimdi. Ekle. Düğme. Ara. Listele. Ara. Ara yaparsak düğme. Ne oluyor? Arama alanı. Düzenliyor. Ara. Burada bir bakalım. Mesela. Daha fazla. Sayı. 2. 2. 1. 1. Boşluk. 21. Bükme. Bükme. A. A. Arama sonuçları. Arama alanı. Metni sil. Vazgeç. Q. Hayır, burada bir şey kontrol ettim. Burada gördüğü gibi şey arayamıyoruz arkadaşlar. Gün arayamıyoruz. Ama arama alanında etkinlik arayabiliyoruz. Yani bir etkinliğimiz var mı yok mu onu arayabiliyoruz. Biraz sonra onu da göreceğiz. Peki etkinlikleri nasıl isteyebiliriz arkadaşlar? İlk ana ekranda, yani en üst, hiyerarşinin en üst satırında olan yıl ekranında sola ara, sağa ekle diye iki düğme vardı. Bir alt kademeye indikten sonra ortaya 1 Mart Pazar, Mart 26 Şubat listele, düğme. Listele diye bir şey geliyor. 28 Mart 2010, 28 ekle, düğme. Ekle. 27 Şubat, Mart 1 Mart Pazar, Mart 26 Şubat listele, listele. 23 Şubat 2015, geri toplam 2015. Ve geri düğmesi geri geliyor düğmesi. Arkadaşlar. O soldaki alanda, yani şeyin de yanına, bu geri düğmesinin yanında. Listele, ara, ekle. Listeli, ara ve ekle, soldan sağa. Yani listeli diye bir öğe daha ekleniyor. Bu listelinin ne işe yaradığını biraz sonra göstereceğim. Etkinlikleri listelemek için eskiden daha erişilebilirmiş bu ama maalesef biraz bozmuşlar. Şunu yapmanızı öneririm. Bir güne girmeyin. Herhangi bir güne tıklayın arkadaşlar. Şimdi herhangi bir güne tıkladıktan sonra arkadaşlar rotordan başlıkları seçelim. Ses yüksek noktalama ipuçları başlıklar. Sonra parmağımızı yukarı aşağı hareketle dolaşalım. Başlık bulunumu 26 Mart Perşembe. 10. Pardon. Mart. Geri dön. Listele. Ara. Listele. Düğme. Listele. Evet, seçilen. Şimdi. 31 Mart Salı. 30 Mart Pazar. 29 evet. Mart Pazar. Şimdi. Gün içinde etkinlikler arasında hızlı dolaşmanın en kolay yolu şudur. Önce herhangi bir günü seçmektir. Yani bu hangi gün olduğu önemli değil. 30 Mart'ı seçebilirsiniz, 20 Mart'ı seçebilirsiniz. Seçtikten sonra o günü listele düğmesini seçili duruma getirmeniz gerekiyor. Çift dokunarak listele düğmesini seçili duruma getiriyoruz. Listele düğmesini seçili duruma getirdikten sonra başlıklar öğesine tıklıyoruz ve başlıklar arasında, yani etkinlik olan günlerin başlıkları arasında dolaşıyoruz. 30 Mart Pazar, 31 Mart, 1 Nisan Çarşamba, 2 Nisan, 3 Nisan Cuma. Başlık. Bakın 3 Nisan. Şimdi bu 3 Nisan'daki etkinlikleri görmek için de sağa süpürme hareketi yapıyorum. Lütfen title düğmesini kapatın. 4 Nisan Cumartesi. Lütfen title. 5 Nisan. Lütfen title düğmesini kapatın. Ben de her gün etkinlik görünüyor. Bu title düğmesini ben her gün yinele yapmıştım. O yüzden o beni her gün uyaran bir etkinlik. O yüzden her gün bu etkinliği görüyorum arkadaşlar. Yani bunu tekrarlamam gerekirse, etkinlikleri listelemek istiyorsanız öncelikle herhangi bir günü seçiyorsunuz, daha sonra listele düğmesine basıyorsunuz ve oradan etkinliği buluyorsunuz. Peki listele düğme seçili durumda seçilen listele olmazsa listele. Ne oluyor ona bakalım. 3 Nisan Cuma, 10 stil, başlıklar, ipuçları, başlıklı stil, etkinlik, karakterler, etkinlikler. Eğer listele düğmesi seçili durumda değilse rotorumuza yeni bir alan geliyor arkadaşlar. Bu alanda etkinlikler, normalde görmediğimiz bir alan. Listeli durumu seçili değilse bu alan geliyor. Burada parmağımızı yukarı aşağı. Lütfen title düğmesini kapat. 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 Bu yalnız şunu yapıyor. Sadece o gün içinde seçili olan gündeki etkinlikleri listeliyor.
Yani her bütün etkinlikleri değil de o bir gün seçtiniz. Bir gün seçtikten sonra eğer listeyle seçili değilse rotordan etkinlikleri bulabiliyorsunuz ve etkinlikler içerisinden o etkinlikle ilgili detayları etkinliklerin listesine, o günündeki etkinliklerin listesine sadece ulaşabiliyorsunuz. Ama listeyle seçiliyse seçilirse bu durumda satranç takımı Necdet Demir 49. Yaş ayrıntılar. Öyle etkinleştir değil. Eğilimler, karakter, sözcük, konuşma, sesil, noktalı, ipuçları, başlıklar, 8 Nisan Çarş, 7 Nisan Salı, satranç takımı Necdet Demir 49. Yaş günü, yaş evet, günün yaş günü var gör, başka bir etkinlik yok. Bu durumda günler arasında dolaşıyorsunuz ve günün içindeki etkinlikleri de sağa sola süpürme hareketiyle gezebiliyorsunuz. Etkinliklerle ilgili yani var olan etkinlikleri bu şekilde listeleyebiliyorsunuz. Bu arada birinizden rica edeyim. Selçuk bana bir e-posta gönderir misin? Ve e-postada konusuna toplantı de içine de işte ne diyeyim 20 Nisan günü toplantı yapalım yazan bir e-posta gönderir misin? Biraz sonra o e-postayı kontrol edeyim ben de. Bakalım şey gelecek mi? Bu arada sorusu olan var mı? Size bir döneyim öncelikle, sonra devam edelim. Nisan'daki bir gün değil de mesela Şubat'a ocağa gideceksek bu durumda ne yapacağız? Çok güzel bir soru. Ocak ayına gideceksek ne yapacağız? Güzel, hemen tekrarlayalım. Nisan. Önce geri düğmesine basıyoruz. 2015. Geri düğmesi. 2015'teyiz. Şimdi yani yıldayız artık. Şimdi 3 parmağımızla yukarı doğru. 4 Mayıs 2015. 1 Temmuz 2015. Pardon. 4 Mayıs, aşağı doğru. 16 Şubat 5 Ocak 2015. 5 Ocağı bulduk. Şimdi sola doğru süpürme hareketi. 5 Şubat 4 Şubat Çarşamba. Bir etkin. 1 Aralık 2014. 5 Ocak 2015. 1 Şubat Pazar, 22 Ocak Perşembe, 21 sola doğru ilerliyorum. 4 Ocak Pazar. 4 Ocak Pazarı buldum mesela. Çift dokunuyorum. Ocak, geri düğmesi. Yani yapmanız gereken şu. Öncelikle geri yaparak yıla geliyorsunuz ayı bulmak için. Sonra 3 parmağınızı yukarı aşağı çekerek istediğiniz ayı buluyorsunuz. Daha sonra da sağ sol süpürme hareketiyle günü bulup üzerine çift dokunuyorsunuz. Bu şekilde günü görebiliyorsunuz. Siri ile bu çok çok daha basit tabii ki bunu yapmak ama takvimde bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Diyelim ki ben doğduğum gün hangi gün olduğunu merak ediyorum. Mesela hı-hı, 1974 yılı 1 Temmuz. Ya bunu direkt gitme şansım var mı? Tabii yıl yıl gideriz ama direkt evet, hani 1 Temmuz 1974 yazarak o günü bulabilir miyim? Sanırım bulabiliyor muyuz arkadaşlar? Önce onu sorayım. Arayarak bulabiliyor muyuz bunu? Arayarak bulup bulamadığımızı denemedim ama Siri bu konuda acayip güzel işler çıkarıyor. Bir test edelim tekrar. Ek ara. Düğme. Bakalım. Demin arama yapamadım ama. Düzenliyor. Ara. Seçilen. Daha fazla. Sayı. Sağ parantez. Soru işaret. 8. 9. 0. 0. 6 Temmuz değil mi? 6. 6. Doğrudur. Nokta. 9. Arama sonu 9. Kuyruklu 9. 0. 0. 7. 7. Sonraki kıl daha fazla nokta. Nokta. 0. 7. Kısa çizgi. 1. 1. 7. Ve işareti. 8. 7. 8. 9. 9. 7. 7. 4. 4. Ara. Bugün. Düğme. Arama sonuçları. Bugün. 06.07.1974. Arama alanı. Metni sil. Vazgeç. Metni 0. Bugün. Arama bugün, düğme. Bakalım. Bugün. 06 metni sil. 06.07.1900 arama alanı. Metni vazgeç. Vazgeç. Metni sil. Bir de şöyle yapalım. Arama alanı. Düzenliyor. Büyük U. Büyük Y. Büyük D. Büyük D. E. M. 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 U. U. Z. Z. Arama sonuçları. Arama alanı. Metni sil. Vazgeç. Maalesef yok ama gerçekten olmaması da çok kötü. Engin abi bunu Siri'de takvimde anlatırız ama şöyle. Mart. 1 Temmuz 1974 hangi gün? 1 Temmuz 1974 pazartesiydi. Diyor. Çok güzel. Gerçekten bence çok basit bir yöntem. Uğraşmaya gerek yok ama. Cumartesi günü doğmuştum. 6 Temmuz. Doğru. 6'yı sorsana Ömer. 6 Temmuz. Gerçi onu da söyleyecekler. Sorayım abi. 6 Temmuz 1974 hangi gün? 6 Temmuz 1974 cumartesiydi. Evet. Çok güzel. Gayet güzel. Teşekkür ederim.
Süper. Süper ya. Siri çok başarılı. Gerçekten yani hiç uğraşmaya gerek yok gerçekten, ama şey yine de bana mantıksız geldi. Yani tamam, Siri yokken bunu bulmak istesen ben tek tek o güne gitmek zorunda kalmak ve bunu arayamamak arama alanında. Değil mi? Biz Türkler bu tarz şeyleri çok merak ederiz. Ya evet, ediyoruz ama yine de hani bazen ediyorsun yani, şu gün hangi güne geliyor, o güne ancak gitmen gerekiyor, tek tek gidince bulabiliyorsun arkadaşlar. Ya da o güne uzun yoldan nasıl gideriz hemen Mart. Bakalım. Biraz şimdi ha. Ara. 1982. 1975. 1974. Ya 3 parmağımla buluyorum. Ağustos 19 Temmuz 1970. Temmuz'un içine giriyorum. Ağustos 19 31 17 Temmuz 10 10 10 10 9 6 Temmuz Cumartesi. Evet, gördüm. Temmuz 1974. Evet, 6 Temmuz Cumartesi bulabildik ama 1974. Tabii ki Siri'de bulmaktan çok daha keyif alıyoruz. Yani çok daha fiyetten bu şekilde bulabiliyoruz. Peki biz etkinlik nasıl etkinleyeceğiz? Bugüne gelmek daha basit ama son alt köşede 2015 26 Mart 27 Mart Cuma her etkinlik. Mesela 27 Mart Cuma gününe bir etkinlik ekleyelim arkadaşlar. Ha bunu söyleyeyim. Ekranın en sol alt köşesinde bugün var. Yani öyle bir aya gidersiniz böyle değişik bir yere, sonra nasıl geri döneceğim diye endişe etmenize gerek yok en azından. Sol alt köşede bugün düğmesi var. Ona basarak günümüze gelebiliyorsunuz, onu söyleyeyim. Etkinlik eklemek istediğiniz bir güne girmenizi öneririm. Engelsiz yürüyüş günü. Engelsiz yürüyüş günü mü 26 Mart? Hayır hayır. Öyle bir gün yani. Tamam yapalım. Tamam. 25 Mart, 26 Mart, Perşembe. Yapalım. Perşembe 26 Mart'a. Şimdi arkadaşlar etkinlik eklemek için uzun yolunu gösteriyorum. Sağ üst köşede ekle var. Ekle. Düğme. Ekle. Aydın alanı. Düzenliyor. Başlık. İlk önce bize başlığı soruyor. Ben burada Braille yazacağım. Ekrandan masa üstünde modu. Engelsiz yürüyüş günü yazalım. Alt konumlarını ayarlamak için sahip engelsiz. Yürüyüş. Günü yazdım. Enter yapıyorum. Yani net yapıyorsunuz ekranın sağ alt köşesindeki şeye. Engelsiz yürüyüş günü. Metin alanı. Şimdi bu neymiş? Bir bakalım. Aynı. Bu şey. Ekle. Dönme. Yine etki. Aldım. En ekle. Engelsiz yürüyüş günü. Yer. Bugün. Değiştir. Yer. Yer soruyor. Arama. Takvim. Uygulamayı kullanırken konumunuza yakışık. Konumunu izin verme. İzin ver. Dönme. Evet. Gördüğünüz gibi yere bakarsanız. Yer. Arama alanı. Düzenliyor. Mesela. Karakter modu. Yer ne yazalım? Kızılay yazalım. Red K. Red I. X, Z, Z, O, İ. Yaptık. Kızıl Toprak, Kızılay Zeynep Kamilkan Merkezi, Çizilcik Sokak, Kızılay Altıntepe Tıp Merkezi, Cihadiye Cad, Kızıl Kayalan Ambut, Çizilcan Sokak, Kütak, Kızıl, Çizik, Kızıl Kapı Ses, Çiköfte, Kızıl, A, A, U, Y, Y. Şu anki konu, Kızılay, Metin Sil, Kızılay, S, Y, S, A, S, I, S, Z. Ankara, Türkiye. Seçtik. Seçilen. Kızılay Met yeni etkinlik. Bunu seçmek zorunda değilsiniz. Yani her etkinliği alanı doldurmak zorunda değilsiniz. Engelsiz yürüyüş günü. Kızılay metro durağı. Atatürk metni sil. Tam gün. Değiştir düğmesi. Kapalı. Üçüncü alanımız tam gün. Değiştirmek için bu tam gün mü olsun, açık gün mü olsun diye. Tam günü seçersek anahtar olarak. Açık. Gördüğünüz gibi bu bir tam gün etkinliği oluyor. O zaman başlangıç bir çift saatine gerek yok. Başlangıç 26 Mart 2015 ver. Evet başlangıç. Düzenlemek için çift dokunun. Bitiş 26 Mart 2015 ver. Bitiş de bu. Düzenlemek için çift dokunun. Gördüğünüz gibi bu iki günü değiştirebiliyoruz. Seçip değiştirebiliyoruz. Tek gün kalsın. Yine de asla. Düğme. Yine de asla mesela. Bu da tıklarsam bu da aynı saatteki gibidir. Yine de asla. Her gün. Her hafta. Her iki haftada bir. Her ay. Her yıl. Özel. Gibi seçenekler var. Her iki haftada bir, her yıl, her gün gibi. Bunlardan birini seçerseniz her yıl aynı tarihte sizi uyarabilir arkadaşlar. Davet uyar, göster. Uyar, davet, takvim, yenile, asla, takvim, iş, düğme. Hangi takvime kaydetmek istediğinizi sorabiliyor. Birden fazla takviminiz olduğu için. Buna tıklarsam. Takvim, takvim, gmail, başlık, email, at, iCloud, ev, seçilen,
gibi ev takvimi, iş takvimi, iCloud takvimi bunlardan herhangi birini buna ekleyebiliyor arkadaşlar. Davetliler yok diyor mesela. Davetliler yoksa bunu düzenliyor. Karakter modu. Hadi bakalım. S E K L L C C. Bakalım. Şaban Çalış, kişi Metin Alıp bitti. Kişi Şaban Q W C C C C L C C C D S S E E L L Şaban Çalış, Selma Altay, kişi Metin Alıp bitti. Neye göre seçiyor bilmiyorum. Mesela Selçuk'u aradım, bulamadı arkadaşlar. Buraya birilerini davet edebiliyorsunuz. Şimdi tanımadığım insanları davet etmeyelim. Ondan sonra başımıza şey olmasın. Oradan birilerini davet edebiliyoruz. Bir de başka bir ekran uyarı. Bence takvime bir etkinlik ekliyorsanız mutlaka uyarıyı tıklayın. Etkinlik gününde 9. Etkinlik gününde diyor. Ne zaman çalsın 9'da? Bir gün önce 9. Bir gün önce çalabilir. Bir gün önce 9. Bir hafta önce. Bir gün etkinlik gününde 9. Bunu da isterseniz herhangi bir günü ayarlayarak arkadaşlar etkileyebiliyorsunuz. Hayır, notlar. Ve bu şekilde. En sağ üst köşede de ekle düğme. Ekle düğmesi var. Bu ekle düğmesine basarsanız bilgilerinizi ekleyebilirsiniz. Şimdi başka bir şey yapalım ekle yapmadan önce. Tam gün yapmayalım da. Yeni bitir başlat tam metnesi tam gün. Değiştir düğmesi. Kapalı. Tam günü kapalı hale getirelim. Bakalım şimdi ne olacak. Başlangıç 26 Mart 2015 21. Evet başlangıç. Özenlemek için çift dokunun. Şimdi başlangıca bir çift dokunalım. Başlangıç 26 Mart. Per. Seçici öğe. Şimdi ayarlı burada 3 tane seçiyor. Biri 26 ayarlı Mart. Ayarlı saat 21. Seçilen. Seçici öğe. Saat 21 diyor arkadaşlar. 0 dakika. Seçilen. Ve dakika da 0. Şimdi saati ben değiştireyim. 14 yapalım. Seçici öğe. Aşağı doğru. Saat 20. Seçilen. Saat 12. Saat 11. Saat 14. Seçilen. Evet gördüğü gibi yaptı. Baş tam gün. Değil metni sayı. Kamp baş. 20 saat 0 dakika. Saat 20. İstanbul. Bitiş. 15. Şimdi bitiş ettik diyelim arkadaşlar. Saat 26 Mart. Per. Saat 20. İstanbul. Hürmet yenile. Asla. Saat 0 dakika. Seç bitiş. 15. 15'i 17 yapalım. Başlan bitiş. 15. Bitiş. 15. Yenile. Bitiş. Başlangıç. 26 Mart 2015. 14. Göster. Ve uyarı. Davetliler. Takvim. Yenil. Bit. Baş. Tam dün. Başlangıç. Bitiş. Baş. Tam. Metin. Kız. Engels. Ekle. Yeni. Vazgeç. Yeni. Ek. Engel. Kızıl. Metin. Tam dün. Başlangıç. Bitiş. 15. Başlangıç. 26 Mart 2015. 14. Bitiş. 15. Düzenlemek için çift dokunun. Bitiş. 15. 26 Mart. Per. Saat 15. Seçilen. Seçici öğe. Evet, çift ayarlanabilir. Dokundum. Saat 16. Saat 17. Seçilen. Ve 17 yaptım. Yani önce başlangıca çift tıklıyorsunuz. Onun seçicileri geliyor. Sonra bitişe çift tıklıyorsunuz. Onun seçicileri geliyor. Ve bitti yapıyorsunuz. Evet. Ekleye basıyorsunuz ve ekle. Şu an geri düğmesi. Bakalım. 30 Mart pazar. Lütfen 29. Lütfen 28. Lütfen 27 Mart cuma. Başlık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Lütfen engelsiz yürüyüş günü. 14. 17. Kızılay metro durağı. Atatürk Bulvarı 76-94. 06-42-0 Ankara. Ankara Türkiye. İş. Evet gördüğünüz gibi 26 Mart Perşembe. 26 Mart günümüzün etkinliğini bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Evet Ömer, şimdi sen Siri'den etkinlik ekler misin? Şimdi abi etkinlik eklemenin birkaç tane yolu var. Önce isterseniz yavaş yavaş söyleyebiliyorsunuz. İsterseniz tamamen etkinliğin saatini, adını ve işte etkinlikle alakalı bilgileri söyleyip ekleyebiliyorsunuz. Mesela şimdi atıyorum bir etkinlik ekleyelim. Mesela bu engelsiz yürüyüş gününü dene istiyorsan 26 Mart'ı ne olacak? Ne zaman? 26 Mart'ta engelsiz yürüyüş günü yaptık ya, sen de ekle bakalım. Saat kaç abi? 14-17 arası 26 Mart'ta. 26 Mart 14'e ekleyeceğim. Engelsiz yürüyüş. Tamam. 26 Mart 14'e engelsiz yürüyüş adlı bir toplantı ekle. Tamam. Saat kaçta? 14. Tamam. Engelsiz yürüyüş başlıklı 26 Mart 2015 saat 14'e ayarlıyorum. Planlamamı ister misin? Evet. Tak.
takviminde 26 Mart 2015 14 eklendi adı. Engelsiz yürüyüş. Bunu böyle ekledi. Normalde saati herhalde anlayamamış. Hiç sormuyordu aslında. Şimdi abi bir saat önceden uyar diyebiliyor musun? Öyle bir özellik var mı? Var. Tabii yapabiliyorsun normalde. Bir saat uyar yine şey kısmında yapabiliyorsun takvimde. Şimdi zaten yarım saat öncesinden uyarmaya başlıyor. Önceden de uyarıyor. Ben mesela otomatik olarak açık mı geliyor uyarı? Açık oluyor abi. Mesela ben 20.30'a ayarlamıştım biraz önce. Engels Apple, Engels erişimde Siri ile takvim anlatımı diye. Direkt 20'de beni başladı uyarmaya. 20'yi 10 geçe falan bir daha yaptı. Çeyrek geçe falan bir daha yaptı. O uyarıları yapıyor abi. Şimdi abi bugün birkaç tane etkinlik yapmıştım. Onları gösterebilirim. Mesela bugün. Bugün toplantım var mı? Evet. Bugün için 5 toplantım var. Biraz önce denemiştim ben bunları. Bayağı yoğunsun Ömer bakıyorum. Belki lavabodaydı. Abi bunları biraz önce denemek için eklemiştim de gösteririm diye. Bugünkü toplantılarımı göster. Bugün 3 toplantım daha var. 20.30'daki toplantından sonra. Yine biraz önce sıyordum. Saatten dolayı. Bugün toplantılarımı göster. Bugün 3 toplantım daha var. Biraz önce gösteriyordu ya. 20.30'daki toplantından sonra. Tüm desene Ömer. Tüm toplantılarımı göster. Bu toplantıda değişiklik yapamıyorum. İşte bunu anlamıyor. Şöyle yapalım. Anladım. 20.30'daki toplantıyı kaldır. Engelsiz eğitim programında Siri ile takvim etkinliği deneme başlıklı 20.30'daki toplantını buldun. Takviminden silmemi ister misin? Evet. Tamam Ömer. Etkinliği sildim. Başardım. Allah Allah. Beni silmiyordu. Allah Allah. İlginç. Bugünkü toplantılarımı göster. Şimdi belki gösterir. Bakıyorum. Bugün takviminde görünenler şunlar. Çıktı şu an. Ha, bunları sesli yap. Voice over'ı okuyacaksın ondan sonra. Evet, onları voice over'ı okuyacağım. Şimdi, mesela şimdi toplantıları düzenleyebiliyorsun. Yapacağım diye bir toplantı ayarlamıştım buyurayım diye. Hı hı. 23.30'daki toplantımı düzenle. Yusuf Yüzler Sif Budak. Ya bunu hep karıştırıyor abi, bu değil. Çakışan bir tam gün toplantın daha var. Yine de Yusuf Yüzler Sif Budak yaş günü hakkında... Bu sanıyorum Siri'nin hatası abi ya. Toplantının adı bu değil. Hayır. Bir dakika ya, anlamadı. Biraz önce yapıyordu buraya gelmeden önce. Bununla çakışan iki daha var. Yine de Yusuf Yüzler Sif Budak yaş günü hakkında bugün için planlamamı ister misin? Evet. Evet diyelim bari. Takviminde bugün 20.38 eklendi adı. Dördü buraya gelmeden önce. Ya bir dakika. Sen boş ver abi. Sen ya iki gün sonrasında bir toplantı önce ekle sonra düzenle. Tamam ekleyelim. Dur abi 26 Mart'takini... 26 Mart'takini düzenle, evet. Düzenleyelim. Engelsiz yürüyüş yaptın ya. 26 Mart'taki toplantımı düzenle. Bir dakika, burada iPhone'da. Bu etkinliği doğrulayabilir veya bir etkinlikten vazgeçebilirsin. Ayrıca etkinliğin saatini, başlığını, yerini ve davetlileri değiştirebilirsin. Yerini değiştir. Yerini değiştir ile neyi kastettiğini anlayamadım. 26 Mart'taki etkinliğin yerini değiştir. 26 Mart 2015'te yerini değiştir adlı hiçbir etkinlik bulamadım. Sen şöyle adını söyle. 26 Mart'taki etkinliğin adını engelsiz yürüyüş yapıyoruz olarak değiştir. Tamam, bu değişikliği yapacağım. Planlamamı ister misin? Evet, ama adını ne değiştirdi? İşte bunları abi bazen anlamıyor tam olarak. Böyle bir ilginç bir durum var. O tamamen çeviri hatası Ömer. Ya mesela İngilizcesinde çok kolay. Set neyim desen yapıyor ama Türkçesinde sıkıntılı. Şimdi bir şeyler yaptı da işte çeviriyle alakalı olabilir. Etkinlikleri bu şekilde abi düzenleyebiliyoruz, silebiliyoruz. Bunları yapıyor ama dediğim gibi herhalde Siri'nin hataları ya da çeviriden kaynaklı hatalar dolayısıyla tam olarak herhalde yapamıyor. Ama ben biraz önce düzenleme olayını yaptırmıştım. Tek tek yaptırırsan oluyor. Mesela
23.30'daki etkinliği düzenle. Etkinliğin saatini, başlığını, yerini, ha, başlığını düzenle. Başlığını düzenle. Tamam Ömer, bu toplantının yeni başlığı nedir? Biraz sonra seni döveceğim. Bir dakika lütfen. Tamam, bu değişikliği yapacağım. Planlamamın ister misin? Evet, yok Ömer, hiçbir yok. Evet, o hakikaten. Bugün saat 23.30 olarak planlandı adı. Biraz sonra seni döneceğim. Döneceğiz. Yani bu şekilde başlığını değiştir diyoruz galiba. Konuyu değil de başlığını. Eğer etkinlik ekliyorsak Can, oradaysan uyarıyı kendi otomatik koyuyor mu böyle Siri ile eklersek? Etkinliği koyduğun zaman standart uyarı süresi 30 dakikadır abi. Abi 30 dakika yani sen bir şey yapmazsan o koyuyor. Çünkü takvimde etkinlerse senin ayarlaman gerekiyor. Aynen. Ama sadece şey, hani anımsatıcılarla karışmaması için şey olarak söylüyorum. Normalde eğer iOS'in kendi takvimini kullanıyorsan, yani Gmail'in vesaire takvimini kullanmıyorsan eğer, otomatikman 30 dakikalık bir uyarıcı koyuyor. Ama Gmail veya başka bir sağlayıcının takvimini kullanıyorsan, ki mesela ben öyle yapıyorum, ona hatırlatıcı koymuyor. Senin kendinle açman gerekiyor. Onu Siri'den sen değiştirebiliyor musun neyi koyacağını? Şöyle, İngilizcesinde var bir komut ama Türkçesinde çalışıyor mu emin değilim. Yani İngilizcesi remind me diyebiliyorsun yani direkt. İşte remind me. İşte işte 450 dediğin zaman mesela bir sonraki toplantı için seni şey yapıyor. Toplantının hani düzenli kısmına giriyorsun ya önce. Şimdi bir sonraki toplantım için bana mesela 50 dakika yok, önce mesela dedin hatırlat ki 23.30'daki toplantıyı beni 23.30'daki toplantıyı düzenli dedin ya. Tamam. O dedikten sonra mesela işte remind me before işte 15 minutes ya da buna benzer bir basit bir ifade söylediğin zaman onu anlıyor. Ha, şimdi şöyle bir denesek acaba. 30 Mart Pazartesi. 23.30'daki toplantıma 50 dakika kala bana hatırlat. Düşünüyor. İşte bugün saat 23.30 için olan anımsatıcım şu yazıyor ki toplantıma 50 dakika kala bana. Yaratayım mı? Neden biliyor musun? Hayır. Ömer bak bak şu oldu. Şimdi anımsat sözcüğünü ya da hatırlat sözcüğünü duyunca reminder oluşturdu. Evet geri öyle yapmıştı. Ondan sonraki söylediklerini de metin olarak aldı. İşte bu İngilizceli çeviriden kaynaklanan sıkıntılar. Fazla çünkü geç. Remind me diyebilirsin ya da remind blah blah me diyebilirsin. Ama ben anımsatıcıda bir şey eklediğimde şey olmamıştı, hatırlatmamıştı bana. Yani uyarı falan da gelmemişti. Öyle bir duruyor hala bir tane anımsatıcımda şey. Anım satıcılarda ben hiç böyle şeyler kullanmadığım için açıkçası bilmiyorum da. Abi, istersen onu da söyleyeyim. Mesela anım satıcıların ne anlamı var ben anlayamadım. Hani günde uyarı da vermedi. Ya daha doğrusu takvimle anım satıcının farkı ne? Mesela ben onu da bilmiyorum açıkçası. Bak şimdi anım satıcılar aslında task, tamam mı? Ama takvim bildiğin oluşturduğun kayıtlar. Yani nasıl tamam, takvim mesela 5 gün sonra şey, pardon 5 dakika sonra şey yapacağım. İlaç içeceğim diye bir reminder kurdun ya. Seni sana hatırlattı diyelim, örnek veriyorum. Senin o reminder'ı bitti. Yani yaptım olarak işaretlemen gerekiyor. Anladın mı? O bir task gibi oluşuyor. Ama o bir uyarı falan vermiyor. Sinyal veriyor, falan veriyor, veriyor. Uyarı veriyor. Bana vermemişti bak, ama neyse bak, demek ki ben birazdan şey yaparım, siz devam edin. Veriyor olması lazım abi, yanlış hatırlamıyorsam tamam. Veriyordu. Ben de öyle hatırlıyorum. Peki. Sanki. O zaman takvimin şu son kısımlarını da bitireyim ben arkadaşlar. Sonra devam edelim. Takvimler. Bu şekilde Siri üzerinden çok daha en azından günü öğrenebildiğimizi anladık. Etkinlik oluşturabildiğimizi anladık. Bu arada sol tarafta sekmelerde bugünün olduğunu söylemiştim. Onu kontrol ettik. Takvimler. Takvimler düğmesi var. Buna bastığımız takvimler. Zaman hatta takvim bitti. Tüm takvim mail. Bak seçilen. Gmail et iCloud. Baş seçilen. Gmail et gmail.com. iCloud. Başlık. Evet. Seçilen. Tüm iCloud. Seçilen. Ev. Daha fazla bilgi. Seçilen. İş. Daha fazla bir Facebook. Seçilen. Seçilen. Yaş günleri. Gördüğünüz gibi burada bütün takvimler seçili. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Bir tanesini seçili duruma getirebilirsiniz. Diğerlerini kaldırabilirsiniz. Kayaş. Buna göre seçilen. Tatiller. Daha fazla bilgi gibi birçok takvim özellikleri var. Yaş günlerini seçebilirsiniz. Başka tatilleri seçebilirsiniz. Böyle birçok takvim özelliği var. Buradan bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Geri yapalım. Seçilen, düzenli. Düzenli yaparak da şey düzenli. Yapabiliyorsunuz. Bitti yaparsanız da yaptığınız düzenlemeler işleme girer. Gelen diye bir şey var. Bu da seçilen, yeni, düğme.
Yanıtlı bitti. Davet yok. Bize bir davet geldiyse eğer, gelen davet geldiyse orada bu gelen davetler ekranında görünüyor arkadaşlar. Şimdi bir etkinliği nasıl düzenliyoruz onu görelim. 30 Mart Pazartesi. Lütfen 29, lütfen 20, lütfen 27 Mart Cuma. Lütfen engelsiz yürüyüş günü. 14, 17, Kızılay Metro Durağı. Evet, şimdi buna çift tıklarsam. Etkinlik, 26, etkinlik, düzenle. Evet. Solda düzenleye basıyorum. Bu nerede? Sağ üst köşede evet. Düzenle var. Bastığım zaman etkinlikle ilgili tüm şeyleri. Engel, Kızılay Metro Durağı. Kızıl engelsiz yürüyüş günü. Metin alanı. Kızılay Metro Durağı. Metin seyi. Düğme. Kam gün. Değiştir başlangıç. 26 Mart 2015 bitiş. 17. Yenile. Asla. Seyahat süresi. Yok. Takvim. İş. Yavegiler. Yok. Uyarı. Yok. Şimdi düğme. Uyarıya bakalım. Uyarıdan buradan. Alar. Yok. Etkinlik saatinde 5 dakika önce, 15 dakika, 30 dakika önce, 1 saat önce. 1 saat önce çift dokunalım. Etkinliği düzenle. Etkinliği düzenle. Ve sonra bitti. Sağ üst köşedeki bitti düğmesine basalım. Böylelikle etkinliği de böyle düzenleyebiliyoruz. Etkinlik düzenle. Etkinlik. Başlık. Şimdi bir daha geri yapalım. Etkinliği düzenledik. Şimdi bakalım. Lütfen titre düğmesi. 29 Mart. Lütfen titre düğmesi. Engelsiz yürüyüş günü. 14. 17. Kızılay Metro Durağı. Şimdi burada bir şey daha yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu etkinlikle ilgili. Şimdi 26 Mart bunu silmek istiyorsam. Ayrıntılar. Sil var. Yine eylemler olduğu gibi mail silmek gibi çift dokunuyorum ve etkinlik gidiyor. Yani silmesi gayet kolay etkinliği arkadaşlar. Mesela şimdi şey bu toplantıda da muhtemelen oluyordur. Mesela şu an anımsatıcı ekrana geldi. Tamam mı? Tuşlar kilitli. Parmağımı üzerine koyup kaydırdığım zaman mesela reminder diyor. Sil. Tamamlandı olarak işaretle. Snooze yani ertele. Ve activate item. Yani tuşları hiç açmadan bize yapılan uyarının işte bu takvim uyarısı olabilir, bildirim olabilir. Mesajlarda reply yani yanıtla vesaire çıktığı gibi hatırlatıcılarda da tamamlandı olarak işaretle sil ya da daha sonra hatırlat yani ertele seçenekleri çıkıyor. Çok sağ ol onu da hatırlattığın iyi oldu. Bir de şey göstermek istiyordum ama bir maila ihtiyacım var arkadaşlar. Bana bir tanıtın hemen ne istiyorsun? Tarih at sadece toplantıda içine de bir tarih koy. Tanıtın. Şimdi bunu niye göstereceğim? Bir mail içinden takvime etkinlik eklemek çok zevkli oluyor ve güzel oluyor gerçekten. Doğrudan o bir bağlantı gibi görünüyor arkadaşlar. Ve üzerine çift dokunduğunuzda onunla ilgili belli seçenekler karşımıza çıkıyor. Şimdi yaş gününü takvime eklemekle etkinliğe eklemek arasında bir fark var mı? Yok yani onu oraya da ekleyebilirsin. O yaş günleri aslında otomatik olarak Facebook'tan falan geliyor zaten takvimine. Oralardan ekleniyor ama onu eklersen sadece doğum günlerini görüyorsun. Mesela o takvimi etkinleştirirsen sadece doğum günlerinin olduğu zamanları görebiliyorsun. Yani onun çok bir farkı yok. Nereye eklediğinin çok önemi yok. Mart 2015, 20.49, ileti. 12.03.2015, bağlantı. 12.03.2015 gibi bir şey almışlar. Şimdi buna çift dokunursam bu böyle link gibi görünüyor. 12.0 etkinlik yarat. Şimdi burada birkaç seçeneğimiz var. Etkinlik yarat. Takvimde göster. Takvimde göster. Kopyala. Kopyala. Vazgeç. Evet. Şimdi kopyala. Önce evet. Takvimde göster yapalım. Takvimde göster. En güzeli. Takvim. Mart. Geri dön seçil. Ara. Düğme. Lütfen titre düğme. 16 Mart. Lütfen 15 Mart. Lütfen 14. Lütfen titre. 13 Mart Cuma. Lütfen titre düğme. 12 Mart Perşembe. Başlık. Evet gördüğünüz gibi doğrudan bu başlığımızı bulduk. 12.05 miydi? Mayıs mıydı senin şeyin? Mart mıydı Can? Mart. Tamam. Gördüğünüz gibi bunun Perşembe gününe geldiğini takvime gördük. Kettle düğmesi 13 Mart Cuma. Ve bugün benim bir tek kettle düğmesi etkinliğim varmış. Bunu böyle görebiliyorum. Şimdi tekrar maile girelim. Tekrar çift dokunuyorum. Takvimde göster. Kopyala. Vazgeç. Kopya takvimde etkinlik yarat. Etkinlik yarata basalım. Metin alanı düzenliyor. Karakter modu. Toplantı. Evet, toplantı demiş. Metni sil diyeyim ben bunu daha düzgün yazayım. Ekran bir gün. Ekran karşıda modu. Cam. İle. Ay bu adam nasıl yazıyor bunu ya? Tutar. Metni alın. Yaptıktan sonra bütün her bilgiyi doldurmam gerekmiyor. Bit diye basalım. Ekleye basalım sağ üst köşedeki ve yazdık. Yani bu şekilde. E-mail de aşağı doğru insen tabi. Yolladığım e-mail'da. Tabi iniyorum. Bir daha. 2015. Bağlantı. Evet, böyle de göster istedim. Böyle de yazabiliriz. Yani 12 Mart 2010... Evet. Sadece saatini de yazsan sanırım onu gösteriyor bazen değil mi? Devamına virgül koyup saat de yazabiliyoruz. Yani biz mesela şu an iki format yaptık. Biz 12.03.2015,
Bir de 12 Mart 2015 olarak yazdım. Ben ikisini de algılıyor zaten. Hı hı. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Özellikle şunda işe yarıyor. Bir mail trafiği var. Şu tarihte toplanıyoruz gibi yapılıyor ve bunu görebiliyor. Hatta şu da oluyor arkadaşlar. Microsoft Outlook kullanıcı, ben de çok kullanmıyorum ama geçen yaptı. Bir orada bir etkinlik oluşturup bana gönderirsen, sen de onu kaydet dediğin zaman doğrudan senin takvimine de eklenebiliyor. Öyle bir özellik de var. İlk Engelsiz Apple toplantısıyla ilgili yolladığım şey hatırlıyor musun? Direkt takvime eklemek için. Evet, yani o tür şeylerde çok kullanılıyor. İş şeyinde yani sen kullanıyorsundur. Yani özel şirketlerde şey, bunları çok kullanıyorlar. Direkt onu takvim etkinliği oluşturuyor ve gönderiyor. Mail olarak gönderiyor. Ve o şekilde. Ama biz maalesef bizim hem o yok hem Microsoft Outlook kullanımı görmeyenlerde yeterince yaygın değil. Aslında olsa bu tür özellikleriyle de güzel olur. Onu da antiparantez belirtelim. Sanırım iOS'ı da paylaşabiliyorsun değil mi Engin abi? Paylaş butonu var değil mi takvimde? Gördün mü toplantılarda? Mesela bir toplantıyı açtığın zaman, çünkü biz mesela eğer Exchange ise direkt davetlileri adres defterinden ekleyebiliyoruz ya. Davet gönder diyebiliyorsun. Aynen. Davet sana, gönder sana, aynen sana yollayabilirim sanırım direkt mesela. Aynen yolluyorsun. Ben bir hatta biraz önce yollayacaktım ama rehberimde bir şey oldu. Herkesi görmedi falan, belki başka rehbere bakıyordur. Davet edebiliyorsun. Davetliler bölümü var. Oradan kişileri oraya davet edebiliyorsun. Aynen. Evet arkadaşlar, takvimle ilgili galiba aşağı yukarı başka söylemem gereken bir şey var mı? Son bir şeye bakalım. Ayarlar. Ayarlardaki takvim bölümüne bakalım. Ayarlar. Ne var? Uçak modu. Uçak life mode. Ücret kişi operatör. Belli denetim rahat. Genel. Ekran duvar kağıt sesler. Taçede gizlilik. iCloud. iTunes. Mail. Notlar. Mail. Kişiler. Takvimler. Evet, mail, evet. Kişiler, takvimler, bu hepsi bir arada. Bu da kişiler, sözcük, konuş, sesli, noktalı, ipuçları, başlıklar, mail, hesaplar, mail, kişiler, takvimler. Takvimler başlığına geldi. Şimdi sağa doğru ilerleyelim, ne var? Saat dilimini geçersiz kıl. Kapalı. Alternatif takvimler. Kapalı. Alternatif takvimler diye bir şey var. Bunu açabiliyormuşuz. Hafta numaraları. Kapalı. Hafta numaraları. Güzelce ayar. Ne işe yaradığıyla ilgili bir fikri olan var mı hafta numaralarının? Şimdi normalde bizim yani Gregorian takvimi kullanıyoruz ya hani yapısal olarak. ISO takviminde her ayın içerisindeki her haftanın bir de kendine özel bir şeyi var. Gün numarası var. Mesela örnek veriyorum, şöyle bir şey yapabiliyorlar. İşte Mart ayı işte 3. hafta ilk tam gün mesela. Eğer bunu açarsan ayın kaçıncı haftasında olduğunu da rakamsal olarak görebiliyorsun. Hı hı. Mesela maaş takip etmek için çok işe yarıyor. Anladım. Evet, gerçekten güzel. Bu ek ders planları yaparken. Mesela değiştirmek için çift dokun. Evet değil mi? Tam haftalara göre, numarasına göre kaçıncı haftadasın? 16. hafta mı falan? Evet, o anlamda gerçekten güzel. Reddeden davetleri göster. Ha, sen bir davet gönderdin ve bir reddetti. Bunu görebiliyor musun? Evet. Eş zamanla bir ay öncesi. Eş zamanla bir ay öncesi. Bu ne demek oluyor Can? Eş zamanlar şu abi. Eğer mesela iOS tabanlı cihazlarda çalışabilecek bir takvim kullanıyorsan, mesela yine örneğimiz Gmail olsun. Gmail'de aynı Erdoğan Bey'di galiba o söyleyen. Onun dediği gibi geçmişteki şeylerini seçtiğin tarihe kadar toplantılarını senkronize etmeni sağlıyor. Mesela eğer burada yakın bir tarih seçiliyse o tarihten öncesi ve senin kabul ettiğin ya da onayladığın ya da girdiğin bir toplantı notunu göremiyorsun mesela, uzaksaysa eğer. Anladım. Evet. Belirtmeni sağlıyor yani. Anladım. Saptanmış uyarı süresi. Düğme. Saptanmış uyarı süresi var. Evet bakalım. Saptanmış 5 günleri. Yok. Saptanmış uyarı süresi. Başlık. 5 günleri. Yok. Yaş günlerinde yokmuş. Etkinlikler. Yok. Etkinliklerde yok. Ha, bunu açmak gerekiyor. Bunu açıyorsun. Etkinlikler. Yok. Tam günde. Bende hiçbiri yok, o yüzden uyarmıyormuş. Dur, aynen öyle. Şu hemen etkinlikleri açayım. Etkinlikler düğmesine tıkladım. Bak, iyi ki bakmışım. Yok. Etkinlik saatinde 5 dakika önce, 15 dakika, 30 dakika, 1 saat önce. 1 saat önce. Muhtemelen Siri'de de bunun açık olması gerekiyordur mu? Yani bunu saptanmış, işte bu ayar böyle değilse yapmıyor olabilir mi diye bir an düşündüm. 30 dakika, 15 dakika, yok. Etkinlikler, geri düğmesi. Evet, gördüğünüz gibi etkinliklerde. Yani siz uyarıları seferinde yapmak zorunda değilim artık. Yaş günü, etkinlikler, tam günlük. Yaş günlerinde de mesela. Yok. Yaş günleri yokmuş. Ben bunu demek ki açsam herkesin yaş gününde beni uyarır. Açsam herkesin yaş gününde beni uyarır. Saptanmış uyarı, hafta şu gün başlar. Saptanmış hafta şu gün başlar. Hafta şu gün başlar. Mesela buna bakalım, hangi gün başlıyor hafta. Hafta şu gün pazar. Pazartesi, Türk Salı. Pazartesi, Türkiye saptanmış.
Evet, Türkiye saptanmışı pazartesiymiş. Ama siz bunu cuma, cumartesi gibi de değiştirebiliyorsunuz haftanın başlangıcını. Hafta şu gün başlık saptanmış takvim. İş. Saptanmış takvim işmiş. Bunun bir tavsiyeniz var mı? Hangisi olmalı? İş gibi görünüyor. Ben değiştirmemişim. Bu şu Engin abi. Yani şu mesela muhtemelen yani ben öyle algılıyorum. iCloud'da aile paylaşımını mı denedin yakın zamanda ya da? Olabilir mi? Olabilir ya. Ya da geçen e-mailin falan kurulu mu? Geçen değil ama boğun.tr'li bir e-mailim kurulu. Okey. Şimdi bu aslında çok önemli bir ayar. Neden çok önemli bir ayar? Eğer buradan seçili takviminiz atıyorum ki herhangi bir e-mailin altında gelen bir takvimse e-mailde az önce tarih tıkladın ya abi. Burada varsayılan hangisi ise direkt orada oluşturur. Yani herhangi bir takvim seçimi yapmaksızın eklenti eklersen ya da bir üçüncü parti bu uygulamayla hangisi seçiliyse o oluşturulur. Ama şöyle bir tarafı var tabii ki. Bir eklenti istediğin takvimde oluşturabiliyorsun. Mesela buradan iş seçilidir ama sen kişisel takvimine başka bir şey girebilirsin. Bu takvimlere isim verme olayı da tamamıyla işte desteklenen e-mail altyapısı vesaireyle mümkün olabiliyor sadece. Evet doğru, orada bir sürü takvim seçebiliyorduk, oradan da aynen. Belirli bir takvimin dışında yaratılan yeni etkinlikler saptanmış olarak bu takvime eklenecektir. Zaten bu da altlık evet. Şeklinde açıklamış ve bu kadar. Evet, takvimdeki ayarlarda aşağı yukarı bu arkadaşlar. Maalesef çok fazla kullanmıyor insanlar. Yani biz kullanmıyoruz ama takvim normalde eğer bir iş yapıyorsanız özel şeylerde kullanmanız gereken bir şey. Ve ben Siri'yi herhalde en çok takvim etkinliği oluşturmakta kullanırım yani diye düşünüyorum. Çünkü buradan 2 saat oraya gir, düzenle, ekle, ad ver, yani uzun geliyor açıkçası. Biraz belki ondan dolayı Siri muhtemelen takvim etkinliği etkileme ve işte günü sorgulama olayını çok daha pratik bir hale getirecektir ve daha fazla kullanacaktır. O yüzden bize yardımcı olduğu için Ömer'e de Can'a da çok teşekkür ediyorum.